Sevgili öğrenciler, 10. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarımızın 12. hafta konu ve kazanımını işleyeceğiz. Ders kitabımızda 73 ve 77. sayfa aralığında konumuzu takip edebilirsiniz. 12. haftamızın konusu arkadaşlar, 3. ünitenin ilk konusu Beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücü. Yani tımar ve yeniçeri sisteminden önceki aşiret kuvvetleriyle ilgili Osmanlı Devleti'nin özellikle Osman Gazi ile Orhan Bey dönemlerindeki askeri yapılanmasından bahsedeceğiz. Kitabımızdaki konu başlığımız 3. ünitenin birinci konusu Osmanlı Askeri Teşkilatı'nın kurulma sürecinden bahsedelim arkadaşlar. Yan başlık devletleşme sürecinde Osmanlı savaşçıları. Şimdi Osmanlı Devleti'nin çok kısa bir sürede büyümesi ve 3 kıtaya hakimiyet kurmasındaki en büyük etken güç, güçlü bir orduya sahip olmasıydı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında düzenli bir ordusu yoktu arkadaşlar. Başlangıçta Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uç beyi konumunda olan Osmanlı Beyliği, sefere çıkmadan önce birçok Türkmen aşiretine duyurularda bulunur ve sefer için asker toplardı. Yani Osmanlı'nın ilk askeri birlikleri Osman Gazi'ye bağlı atlı aşiret birlikleriydi. Kitabımızda bir okuma metnimiz var arkadaşlar. Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra yönetimi devralan Osman Bey'in huzuruna gelen çevre illerin beyleri ve kethüdaları şöyle dediler. Siz Kayıhan neslindensiniz. Kayıhan bütün Oğuz beylerinin Oğuz'dan sonra ağaları ve hanları idi. Oğuz töresi mucibince Oğuz neslinden kimse bulunmayınca hanlık ve padişahlık Kayı soyu var iken başka bir soya, boy soyuna düşmez. Bundan böyle Selçukilerden bize medet ve çare yoktur. Memleketin çoğu ellerinden gitti. Tatar onların üstüne galip geldi. Ayrıca merhum Sultan Alaaddin'in babanıza ve sizlere teveccühü oldu. Alaaddin Keykubat zamanında Kayı Obası, yani o günkü lider Süleyman Şah'a bayağı bir şeyi vardı. Hem Süleyman Şah'a hem de özellikle Ertuğrul Gazi'ye arkadaşlar bayağı bir münasebetleri vardı Selçuklu Sultanı ile beraber. Bu uçları size ol verdi. Bu sebeple sizin han olmanız gerekir. Sizde sultan ve hanlığa liyakat var. İttifak dahi bulunsun. Zira saltanat ya ittifakla ya istihkakla, yani liyakatla olur. Biz de sizlere gereği gibi muti ve tabi oluruz. Ta kim bu taraflarda gönül hoşluğuyla gaza edilir. Yani Ertuğrul Gazi vefat ettikten sonra Osman Bey'e diğer Türkmen obaları bizzat gelip siz devlet kurasınız yönünde aslında destek de vermişlerdir. Osman Bey'e kendi boyunun yanı sıra çevredeki Oğuz boylarına mensup beyler ve aşiret liderleri de gelerek bağlılıklarını bildirdi ve fetih hareketlerine destek oldular. Ancak konar göçer bir hayat süren bu aşiret birliklerinin askeri gücünden sürekli bir verim alınamıyordu. Bu geçici kuvvetler hem vaktinde savaş alanlarına gelmiyorlardı hem de uzun süren kale kuşatmalarında yetersiz kalmaktaydılar. Savaş bitince bu aşiret kuvvetleri hemen dağılıyor ve herkes işinin başına dönüyordu. Aşiret birliklerinin yanında savaşlara inanç ve din uğruna katılan zümreler de vardı. Osmanlı'nın izlediği gaza ve cihat politikası, yani ilahi kelimatullah, Allah'ın adını hakim kılma politikası sayesinde zamanla herhangi bir devlete bağlı olmayan birçok gönüllü, alperen, derviş, Türkmen ve ahi Osmanlı'ya fetihlerde destek olmak için katılmışlardır. Genelde gazilerden oluşan ve tamamı atlı olan aşiret kuvvetleri yanında cihat amacıyla İslam dini uğruna
Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum adları altında teşkilatlanmış zümrelerde savaşa Osmanlı'nın safında katılmışlardır. Abdal da denilen bu dervişler pek çok yerleşim merkezinin fethinde etkili olmuşlardır. Mesela Bursa'nın, Eskişehir'in, İznik'in, Yalova'nın, İzmit'in fetihlerinde bu saymış olduğumuz dervişler ciddi anlamda Osmanlı'ya katkı sağlamışlardır. Abdal Murat, Abdal Musa, Alaca Hırkalı, Geyikli Baba, fotoğrafta gördüğünüz arkadaşlar, Barak Baba, Karaca Ahmet, Selahaddin Buhari gibi dervişler fetihlerde başrol oynamışlardır. Dervişler fetih ve iskandan başka fethedilen bölgelerin İslamlaşmasında da oldukça etkiliydiler. Osmanlı'da ilk fetihleri yapan bu uç kuvvetlerdi. Fethedilen yerlerin Türkleşmesinde bu zümrelerin büyük bir rolü olmuştu. Uç gazileri düz araziyi hızlıca fetheder, köylere hakim olur, kalelerin etrafına küçük kuleler inşa ederek uzun süren ablukalarla buraları teslim alırlardı. Fetih hareketleri içerisinde alplik ve gazilik son derece önemli bir yere sahipti. Alp, cesur, yiğit, kahraman anlamına gelmekteydi. Alplar, Türk milleti içerisinden çıkmış, yiğitlik ve cesaretleriyle tanınmış gönüllü askerlerdi. Türk tarihinde alp olmak ve yiğitlik göstermek kıymet verilen önemli değerler arasındaydı. Eski Türklerin isim verme gelenekleri arasında kahramanlık ve askeri başarıyla ilgili isimlerin verilmesi ön sıralarda yer almaktaydı. Eski Türk devletlerinde bilinen en eski ünvan ise ismin önünde sıfat olarak kullanılan Alp ünvanıydı. Mesela Alp Ertunga, Alp Tigin, Alp Arslan gibi örnek verebiliriz arkadaşlar. Eski Türk devletlerinin kuruluşunda etkili olan Alpler, İslami devir Türk devletlerinde Alp gaziler olarak misyonlarına devam ettiler. Alp gaziler, cihat ve gaza anlayışı ile yeni vatan topraklarının fethinde önemli vazifeler üstlendiler. Sultan Alparslan'ın yönlendirdiği Alperenler, Anadolu'yu fethederek bir Türk ülkesi haline getirmişlerdir. Alperenlerle ilgili kitabımızda bir okuma metnimiz var arkadaşlar. Malazgirt Savaşı sonrası gerekse Orta Asya'dan çeşitli sebeplerden dolayı birçok Türkmenin Anadolu'ya gelmesiyle Anadolu'da Türk nüfusu hızla arttı. Anadolu'ya gelen Türkmenler arasında çok sayıda tarikat mensubu vardı. Bu tarikat mensupları eski Türk inancındaki şaman anlayışı ile İslamiyet'teki veli, ermiş karakterini sentezlemiş kişilerdi. Bu yüzden onlara Horasan erenleri denirdi. Daha sonra bu veli tipi kahramanlığı temsil eden Alp kavramı ile birleşerek Alperen şeklini aldı. Türkiye Selçuklu Devleti uç yani sınır bölgelere yerleştirdiği Alperenlerin hem fetihlerde bulunmalarını hem de bulundukları bölgelerde İslamiyet'i yaymalarını sağladı. Nitekim Anadolu'yu boydan boya fetheden ve Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuran Alperenlerin torunları iki asır sonra Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da aktif rol oynamıştır arkadaşlar. İyi bir Alp olabilmenin belirli özellikleri vardı. At, kılıç, süngü, yay ve kaliteli bir zırhının olması gerekiyor. İyi ata binmek, iyi silah kullanabilmek gerekiyor. Cesur, azimli, güçlü ve güvenilir olan kişiler Alp olabiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında Turgut Alp, Konur Alp, Saltuk Alp, Hasan Alp gibi Alpler önemli görevler üstlenmiştir. Alplerin en önemli özelliği ise her işte mutlaka ulema mensuplarının da katıldığı bir istişare meclisi tertip eder, kararları ortak alırlardı arkadaşlar. Yani akıl danışarak alırlardı.
İkinci konumuz ilk düzenli Osmanlı ordusunun kurulması. Yani biraz Orhan Bey döneminden burada bahsedeceğiz. Çünkü Orhan Bey zamanında Osmanlı Devleti'nin ilk daimi ordusu kuruluyor. Şimdi Bursa kuşatması sırasında aşiret kuvvetlerinin uzun kale kuşatmalarında yetersiz olduğu artık anlaşıldı. Buradaki minyatür de arkadaşlar Bursa kuşatmasını gösteren bir minyatür. Osmanlı Devleti'nin savaş kararı verdiğinde de bu grupların toplanması ve sevkiyatı oldukça sorun olmaktaydı. Yani aşiret kuvvetlerinin toplanıp sevkiyat halinde orduya katılması sıkıntı oluşturmaktaydı. Savaş öncesinde ve savaş sırasında aşiret kuvvetlerinin disiplin edilmesi de oldukça zordu. Bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti'nin düzenli bir ordu kurma ihtiyacı ön plana çıktı. Bu amaçla ilk düzenli birlikler Osmanlı kuruluş dönemi padişahlarından ikinci padişahımız Orhan Gazi zamanında Bursa'nın fethinden sonra oluşturuldu. Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'in önerisiyle yaya ve müsellem yani piyade ve atlı askeri birlikler kuruldu arkadaşlar. Yaya ve müsellem olan bu ordu 1.000 yaya, 1.000 atlı askerden oluşmaktaydı. Yaya ve müsellemler ücretli asker sınıfındaydı. Bu askerler sefer sırasında belirli bir ücret alırlar. Barış zamanında ise kendilerine tahsis edilen arazileri ekip biçerlerdi ve belirli vergilerden de muaf durumdalardı. Osmanlı Devleti yaya ve müsellem ordusu ile diğer Türkmen beyliklerinden bir adım öne çıkmıştır. Bu düzenli askeri birlikler sayesinde fetih hareketleri belirli bir sistem içerisinde ivme, hız kazanmıştır. Bu ordu yani yaya ve müsellem ordusu 15. yüzyılın ortalarına kadar savaşlara fiilen katıldı. Zamanla sayıları arttırıldı. 15. yüzyılın ortalarından sonra daha profesyonel bir ordu olan Kapıkulu Ocağı yani Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıyla yaya ve müsellem askerleri geri hizmet birimlerinde görevlendirilmişlerdir diyerek arkadaşlar 10. sınıflarımızın 12. hafta konusunu bitiriyoruz. Aşiret kuvvetlerinden bahsettik ve bu kuvvetlerin Osmanlı'ya artık yetersiz gelmesi ve Orhan Bey zamanında Osmanlı Devleti'nin bir düzenli ordu yani yaya ve müsellem ordusunu kurduğundan söz ettik arkadaşlar. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.